Süleyman Demirel Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü geliştirdiği projelerle 5 konsorsiyumunun yürütücülüğünü yapan Türkiye'deki tek üniversite oldu. Süleyman Demirel Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü alanında uzman bilim insanları ile gerçekleştirdiği projelerle Türkiye'de 5 konsorsiyumun yürütücülüğünü yapan tek üniversite oldu. Projelerin oluşturma aşamalarını öğretim görevlisi İpek Gümüşcan anlattı. Bütçe yaratmak üzerine oluşturduğumuz projeler Türkiye'deki üniversitelere Türkiye Ulusal Ajansı eliyle dağıtılıyor Erasmus hibeleri ve yaklaşık 40 milyon avro var ajansın elinde. Bu gün geçtikçe artan üniversite sayısıyla birlikte bizim üniversite başına düşen hibe miktarının azalmasına neden oldu. İlk 2018 yılında yaşadığımız bölünmeden sonra 2019'da bir konsorsiyum kurduk biz. Ajansın elinde 2 milyon avro var. Bundan pay almaya çalıştık açıkçası. Hem bölünmenin etkilerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi için hem de kendimiz için minimize etmeye çalışmakta aslında bizim temel hareket noktamız. Çünkü bir üniversitenin aldığı toplam hibe miktarı sahip olduğu öğrenci sayısı ve kurumlar arası anlaşma sayısına göre belirleniyor. Bu iki parametrenin önemi var. Biz de bölünmeden sonra bu iki parametrenin bizde yarattığı dezavantajı ek bir bütçe yaratarak gidermeye çalıştık açıkçası. Daha sonra 2020 çağrı yılında Erasmus'un tematik konsorsiyumlar kurmaya karar verdik. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ydü ortaklarımız. Kısacası yerel ortaklıkların geliştirilerek, arttırılarak öğrencilerin hareketlilik yapmaları noktasında elde edeceğimiz hibe miktarını arttırmak için geliştirdiğimiz projeler bunlar. İkinci tematik projemizde bünyemizde yeni kurulan birimlerden birisi olan sivil havacılık alanındaydı. Atılım Üniversitesi, Havacılık Emniyeti Kurumu Derneği ve de Göller Bölgesi Teknokenti ortaklarımız arasındaydım. Bize bu konsorsiyumlar akredite edildikten sonra bir bütçe miktarı aktarılıyor ve bu bütçe miktarını yükseköğretim kurumlarıyla ortak olarak kullanıyoruz. Yani konsorsiyumun içerisinde yer alan yükseköğretim kurumlarıyla aynı anda ilana çıkıyoruz. Biz temel eksiği staj hareketliliğinde ve personel ders verme hareketliliğinde gördüğümüz için iki bütçe türünü talep ettik. Ama aynı zamanda eğitim alma personel için ve öğrenci için öğrenim hareketliliği kapsamında da bütçe talep edebiliyoruz. Bizim eksiğimiz diğer iki kalemde olduğu için onları istedik. Sürecin nasıl ilerlediğini Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Doktor Öğretim Üyesi Adem İren anlattı. Süleyman Demirel Üniversitesi olarak aslında uluslararasılaşma hedeflerinden bir tanesi buydu. Birçok alanda projeye başvurmak ve buralarda başarılı olmak. Bunun için de biz proje bütçe büyüklüklerini geliştirmeye çalışarak aslında sadece akademik anlamda uluslararasılaşmanın lokomotifi olan bir üniversite değil, bunu aynı zamanda diğer kamu kurumlarına da taşıyan bir üniversite olmayı hedefledik. Bizim bu konsorsiyum ortaklarımızın önemli bir kısmı aslında üniversiteler değil. Üniversite dışındaki kamu kurumları da. Ve bunların da uluslararasılaşma noktasında öncü rolü olmaya devam ettik. Bizim en büyük motivasyonumuz buydu. Bu konsorsiyum dışında başka proje alanlarında da bu şekilde devam ediyor. O nedenle Süleyman Demirel Üniversitesi burada çok önemli ve zirveyi oynayan bir üniversiteydi. Şimdi zirvede tutacağımız birçok alandan birini tutmuş olduk. Burada kalmaya çok net bir şekilde kararlıyız. Son 3 yıldır kademe kademe yükselişe geçerek bu 5 projeyi aldık. Aslında 6 projede varız. Birinde ortağız ama biz 5 tane yürütücüsü olduğumuz projeyi ön plana çıkarmaya çalıştık. Bunun dışında bu projelerin faydalanıcısı ve kitlesi klasik bir üniversite öğrencisinin dışına taşmaya çalışıyor. Bu açıdan da bizim için çok önemli. Çünkü üniversite öğrencisi ve personel dışında önemli bir ölçüde kamunun ihtiyacı olan farklı alanlarda çalışan personelin de uluslararasılaşması için bir fırsat imkanı yaratıyoruz. Bunun böyle manevi tatmini bize getirecek böyle bütçe büyüklüklerinden çok çok daha fazla oluyor. Bizim asıl motivasyonumuz ve güdümüz bu.